gördüklerim bunlar. Evladım, sanki bu bir rüya değil de çok eskiden yaşadığımız bir gün. Sen bunu hatırlamışsın. Evet. Keşke aynı rüyayı ben de görseydim. Ben annemi sadece fotoğraflarından biliyorum. Ama çok merak ediyorum. Çocuklar bakın. Bazen acı gerçeklerle birlikte yaşamak o gördüğümüz tatlı rüyalardan çok daha iyidir. Keşke hiç uyanmasaydım. Keşke gördüklerim bir rüya olmasaydı. Keşke annem hala... Cem, oğlum biliyorsun bu mümkün değil. Biliyorum ve böyle olmasından nefret ediyorum. Bazen hayatımıza sevdiğimiz insanları kaybederek devam etmek zorunda kalabiliriz çocuklar. Siz artık büyüdünüz. Bu gerçekleri kabul etmek zorundasınız. Hadi bakalım, hadi. Hayat kaldığımız yerden devam etmemizi istiyor. Eğer anneniz yaşamış olsaydı, inanın o da aynı şeyi isterdi. Baba, okula gitmeden önce benim Betüş'le konuşmamı istemezsin değil mi? Neden abi? Şu an buna hazır değilim. Yani bugün Betüş'ü her gördüğümde annemi hatırlayacağım. Ve bu duygu Betüş'e istemeden haksızlık yapmama neden olabilir. Tamam, sen merak etme. Senin adına Betüş'le ben konuşacağım, oldu mu? E hadi ama, hadi geç kalıyorsunuz. Fırlayın. Of. Ah, nasıl? Birazcık daha iyi hayat. Çıkmadan ben onunla bir konuşayım. Şey, bak hayatım, yani şu anda biraz hassas, anlıyor musun? O gitsin, biz konuşuruz seninle. Biz çıkıyoruz Betüş. Akşama görüşürüz. Ah, iyi dersler canım. Hoşça kalın. Abi, annemi öpmedin. Hadi Çilek, çıkalım artık. Hadi çocuklar, siz servisi bekletmeyin. Hadi Çilekciğim. Seni seviyorum. Ben de sizi. Ne diyor? Şey, yani nasıl söylesem... Ya biraz etkilenmiş Betüş. Ama inan bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Bunun bir rüya olduğunu ve annesinin bir daha geri gelmeyeceğini anlaması için birazcık zamana ihtiyacı var. Keşke annem hayatta olsaydı diye düşünüyor değil mi? Betüş, hayır bak. Bunu anlıyorum Sadıkçığım. Ama bazen olayları anlamak onların karşısında güçlü durmak için yeterli olmuyor. Lütfen bana izin verir misin? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Şekerim bak, lütfen ben... Lütfen Sadık. Ah! İti an çömağı hazırla. Hakkımda ne dersen de seninle uğraşamayacağım Dudu. Ay niye geldin o zaman? Betüş'le ilgili. Davetiyesini bırakmak için uğradığımda onu pek iyi görmedim. Ne bileyim sanki bir şeye kalbi kırılmış gibiydi. Sormadın mı ne olmuş? Sordum, sormaz olur muyum, bana anlatmak istemedi. Ama Çilek biliyor. Onu bulup ona soralım. Hadi. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Bir bakalım hangi sınıf onunki? Dur, söylediğimi pişman etme beni. Bekle, teneffüste konuşuruz. Teneffüs 40 dakikada bir. Okula gitmenin sana en azından bir faydası olmuş. Öğretmene gitmiş soralım. İzmisi gelip çıksın anlatsın bize canım 2 dakika. Dur! Neler olup bittiğini Betüş'e biz de çok merak ediyoruz Sabri. Benim kadar merak edemezsin. O benim kızım. Ben onun için endişeleniyorum. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz. Sevinç. Çıkabilirsiniz çocuklar. Aa, Dudu Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, nasılsınız? Bak, İyi, anneannem gelmiş. Aa. Çilek,
Bu teneffüs kaç dakika? 10. Siz niye hepiniz geldiniz böyle? Sabah yarım kalan şeyi konuşmak için. O ne? Hani sana anlattım ya, abimle annemin meselesi. Evet, çok üzücü. Gel Çilek, biz seninle bahçede konuşuruz. Ben birazdan gelirim. Görüşürüz. Efendim? Bütün ders başını sıraya kapattın. Gözlerini kapatıp o rüyayı tekrar mı görmek istiyorsun? Evet. Bak Cenk, hepimiz her gün bir rüya görüyoruz. Ama o rüyanın içinde kaybolmuyoruz. Tuğçe, senin annen ölmedi. Bunu anlayamazsın. Abi? Ceren, beni dinlemiyor. Bir de sen konuş istersen. Kerem, biz onları biraz yalnız bırakalım mı? Abi. Abi, lütfen kendini topla biraz. Babam haklı. Hayat devam ediyor. Deniyorum Ceren ama... Ya sen annemle benim kadar zaman geçirmedin ki. Onu hiç görmedim bile. Görmesem de o benim de annemdi. Ben de onu en az senin kadar seviyorum. Düşünüyorum. Ya affedersin Ceren. Öyle demek istemedim. Ne demek istediğini biliyorum. Ama eskisi gibi annemizi kalbimizde taşıyarak yaşamamız lazım abi. Bugüne kadar nasıl geri gelmediyse... ...bugünden sonra da geri gelmeyecek. Eğer biz bunun farkına varmazsak, başta babamız ve Betüş olmak üzere herkes çok üzülecek. Biliyorum ama elimde değil. Biri bana onu hemen bulsun. Ay anne, beni korkutuyorsun. Anne ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bir küçük laf edeceğim. Buradayım anneanne. Ne oldu? Cem, seninle konuşmalıyız. Dur çok sıkışmalama. Ne oldu? Bu da herkesin içinde olmaz. Gelin hadi gelin. Çocuklar, çocuklar dışarı çıkar mısınız rica etsem? Özel bir şey konuşacağız. Hadi. Hadi canım. Çilek Betüş'le aranızda geçenleri anlattı. Ben onun ne kadar üzdüğümü evden çıkınca Çilek'ten öğrendim. Çünkü ona keşke annem yaşasaydı demene rağmen o sana cevap vermemiş. Ben sana böyle bir şey söylemedim anneanne. Senin söylemediklerini de ben sihirle öğrendim. Abi, gerçekten anneme böyle mi dedin? Bunun için bana kızmayacaksınız değil mi? Tabii ki gerçek annemin hayatta olmasını isterdim. Cem, gel otur. Cem, seninle ilk ve son defa böyle bir konuşma yapacağım. Bir insanın sevdiğini kaybetmesi nasıl bir duygudur ben bunu bilemem. Çünkü benim bütün yakınlarım, annem dahil hepsi hayatta. Ama hayat aslında seyrettiğimiz bir filmin senaryosudur. Bazı kahramanlar zamansız ölür, bazı kahramanlar sonsuza kadar yanımızda kalır. Hayatından bir sahne eksilir ama beklenmedik bir anda da yeni bir sahne eklenir. Zaten hayat eksilenler ve yola devam ettiklerimizle bir anlam kazanır. Sevdiğimizi zamansız kaybetmek bizi erken olgunlaştırır. Böylece daha sert rüzgarlara dayanma gücü verir. Cem, senin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum ve sana hak veriyorum. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Anneni geri getiremeyiz. Şöyle düşün, o gün anneni kaybetmeseydin Ceren'i kazanamayacaktın. Sadık Betüş'le evlenmeyecekti, Çilek gibi bir kardeşin olmayacaktı. Düşünsene, bir kahraman kaybettin ama hayatına 3 yeni kahraman girdi. Sahip olduklarına sımsıkı sarıl Cem. Geçmişte yaşayanlar bugünlerini yaşayamazlar ki. Beni anlıyor musun? Anlıyorum anneanne. Çocukların derse girmesi gerekiyor. Biz de Betüş'e gidelim. Betüş! 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 Ağladığımı görmesin. Burada yok.
Ne zaman yalnız kalmak istese buraya gelir. Nerede acaba? Aa, anne ne oldu? Ne oldu Perihan? Şimdi uzun uzun anlatamam Taceddin'cim. Betüş ortadan kayboldu. Dudu da onu bulmaya gitti. Sihirli aileden nerede olduklarına bakacağız. Aa! Betüş mü kayboldu? Aman bulalım onu. Betüş? Betüş orada olduğunu biliyorum. Ve buraya neden kaçtığını da biliyorum. Hadi çık dışarı. Neden saklanıyorsun ki? Kimsenin beni böyle görmesini istemediğim için. Ah. Anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.